Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu iki nokta arasındaki uzaklık, içten ve dıştan bölen nokta, eğim ve eğim açısı olacak. Yani kısaca analitik geometriye giriş de diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Konu anlatımını çözeceğimiz testimizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 3 adım AYT matematik konu ile ilgili 3. adım testi olacak. Kitapta 18. ünite yer alıyor sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3. adım, daha önceki ilk 2 adımı da çözmüştük ki tüm 3 adım AYT testlerinin, buraya linkini koyuyorum oynatma listesine arkadaşlar, tamamını çözüyorum. Konu anlatımlı olarak ulaşabilirsiniz oynatma listelerinde. Aynı zamanda AYT'ye çalışan arkadaşlarım için hatırlatmamı da yapayım arkadaşlar. Yine MEB'in hazırlamış olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerimizin, mezun B kazanım kavrama testleri var ki birbirinden merdane, çok güzel sorular vardır. Az kişi biliyor, bilenler 78 bin adım öne geçer. TYT içinde mezun A kazanım kavrama testleri var arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz 3 adım TYT'ler de var. Onların da buraya linklerini koyarım. Oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken, MEB sorularını çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Niye üzerine basarak MEB dedim? Çünkü ilk 3 soru ÖSYM soruları arkadaşlar. ÖSYM'nin telif hakkı var biliyorsunuz. Telif hakkı olan soruları da çözmemiz yasal değil. Yasal olmadığı için de arkadaşlar çözmüyorum. Hem telif haklarına saygı duyarım ondan dolayı, hem de yasal bir insanım ben arkadaşlar. Çözmüyoruz. Gönül isterdi ki çözelim. Evet, 4 ile devam ediyorum. Aşağıdaki analitik düzlemde verilen OKLM karesi OA ve OB doğrularla alanları eşit 3 bölgeye ayrılmıştır. Buna göre OB doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, ben her zaman bir soruyu çözeceğim zaman neye ihtiyacım olduğunu bulmaya çalışırım. OB'nin eğimi nedir arkadaşlar? Şu uzunluk, değil mi? Delta Y bölü delta X'tir. Kabaca söyleyişi eğimin budur. Dikeydeki değişim bölü yataydaki değişimdir. Şu mesafeyi biliyor muyum? Kare olduğu için söyleyebilirim. Hatta gel bunu şey yapalım mı? Bak şurası X kadar olsun. Bütün bu arkadaşlar x kadar olur. Hatta alan ne kadardır hemen yaz. X kare kadardır. Güzel. Ben bu mesafeyi biliyorum, x. Ben şimdi x cinsinden şu mesafeyi de söyleyebilirsem, t diyelim. OT mesafesini de bilebilirsem ne diyeceğim eğim için? BT bölü OT diyeceğim. Bu işte benim eğimim olacak. Delta y bölü delta x. Güzel. Nasıl bulalım? Sevgili arkadaşlar şöyle bulun. Bütün alanım x kare değil mi? Evet. X kare bölü 3. Bütün alanın 3'te 1'i şurası olacak. Bu arkadaş ne kadar? İşte şu mesafe, buna da k diyelim değil mi? X çarpı k bölü 2 olacak. K'nın x cinsinden değerini bulmaya çalışacağım değil mi? K çarpı x bölü 2. Geçmiş olsun. Hop, k ne oluyor arkadaşlar? Bak x'lerden birer tanesi gitti. 2x bölü 3 oluyor. 2'yi buraya çarpma olarak gönderdim, bu kadar. Arkadaşlar k bu kadarmış. Geçmiş olsun. Şimdi söyle bana, bu arkadaş m eğim x bölü 2x bölü 3. X çarpı 3 bölü 2x. X'lerle vedalaş, 3 bölü 2 yani 1,5 oldu. Neredesin? Hem de altına yazmışız zaten. 4'e e dedik arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. 5 ile devam edelim. En sevdiğim sorulardan. Dik koordinat düzleminde ABC'de dikdörtgeni verilmiştir. OA 2 birim. Şurası 2 birim arkadaşlar. Şurasının 2 olduğunu anlıyorum. OB 4 birim. Her şey verilmiş. 4. Harika. Bak 2'ye 4. AD de AB'nin 3 katıymış arkadaşlar. AD. Yani şurası K. Şurası da 3K. Güzel. Yani dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın 3 katıymış. Olduğuna göre C noktasının ordinatları toplamı nedir? Arkadaşlar bunu her seferinde söyledik değil mi? Şuradaki oluşan bütün üçgenler şununla şu tamamen aynısı, şununla da şu aynısı ve hatta bunlar benzer. Nasıl benzer arkadaşlar? Bak şuradan açıları söylesem olabilir. Şu arkadaş A açısı olsa şurası B olur. A artı B'nin 90 derece olduğunu anlarsın değil mi? AB. Demek ki şurası da A açısı dersin. Şurası da B açısı dersin. Benzer. Bak 2'ye 4 oranın var. Yani 1'e 2 oranın var şu şeylerde. Sen söyle, kenarlarda.
Ben işte bu uzunlukları bilirsem bütün uzunluklarımı taşıyabilirim sevgili arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim ben sana. OAB üçgeni ile bu eşit oldu olmadı. OAB üçgeni ile OAB üçgeni ile şuraya da T diyeceğim. T D A üçgenleri benzer değil mi? Evet hocam, benzer bunlar da değil mi? Benzer. Benzerlik oranım ne sevgili arkadaşım? Bak şu arkadaşın 1, bu arkadaşın 3. Hocam bunu nereden çıkardın? Aha da buradan çıkardım. Bak Pisagorları. Şey Pisagorları diyorum. Hipotenüzü. AB bölü AD ne kadar arkadaşlar? 3. 1'e 3. Aa, bu durumda bak kenarları da 2, 4. Demek ki burası 6 birim. 1'e 3'ten doğrulayı. 2'ye 6. 4'e de 12 olur. Burası da ne kadarmış arkadaşlar? 4'ün 2 katı 12'ymiş. Geçmiş olsun. Bak yine 1'e 2 oranını sağladım. Şimdi bu saatten sonra soru bitiyor. Nasıl bitiyor? Bak şu üçgenle şu üçgen de tamamen aynı dedik ya. Şunlar karşılıklı da eşit. Bak burası 2 birim. Burası 4 birim. Pardon. Şurası 6 birim. Şurası da 12 birim. E C'yi gördüm bak. Hop apsisi 12 oldu değil mi? Ne diyor? C'nin diyordu. C'yi yaz. 12'ye. Şimdi şu mesafeye ihtiyacım var. Burası da bak. Şu kısım 4 artı 6'dan 10. Sevgili arkadaşlar kaç yaptı? 22 yaptı. Tane tane söyleyecek olursak da şimdi gördük. Bak şu üçgen ile şimdi iyice karalayabilirim. Şu üçgen aynı üçgenler. Şu üçgenle de şu üçgen tamamen aynı üçgenler. Benzerlikleri de kurdum. A, şimdi B açısı, B açısı, A açısı, A açısı. Benzerlik oranımda bak 1'e 3, 2'ye 6, 4'e 12. Bu saatten sonra tak 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 saydık. 6 ile devam. Nasıl olsa video olduğu için geriye sarıp bakabilirsiniz. Hızlıca geçmedik yani. Analitik düzlemde verilen BOA üçgeninde bu arkadaş bu arkadaşı eşitmiş ve bu arkadaş 4'e 2'ymiş. BA noktası. BOA ağırlık üçgeninin ağırlık merkezi G, A bölü B, A'ya B olduğuna göre B eksi A kaçtır? Arkadaşlar burada da bak bu bir arkadaş belli. Bu arkadaş da belli. Ağırlık merkezini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bütün x'leri toplayıp değil mi? x2, x3, 3'e bölüyordum. Y'leri de toplayıp 3'e bölüyordum. Sevmiyorum ben formülümü. Ağırlık merkezi kolay olur. Yani şu B'yi bulmamız isteniyor. B'yi bulabilir miyim? Pekala bulurum arkadaşlar. Bak iki noktam belli zaten. Şurada hemen bak dik üçgenini oluştur. Analitik düzlem dik üçgeni çok sever. 2 birim, 4 birim. Tamam mı? 2'ye 4. Gel bu arkadaş ikizkenar ya. Şuradan da bir dik indir. Diki yakalamışken. Sevgili arkadaşlar ikizkenar olduğu için A açısı, A açısı. Doğru mu? Doğru. Şurası B açısı. Sevgili arkadaşlar bak A ile B'nin toplamı kaç? Yine A açısıyla B açısının toplamları 90 dereceyi gördüm değil mi? Hop burası da 90 derece olduğuna göre şurasının da B açısı olduğunu gördüm. Bu durumda şuraya gene T diyelim. Şuraya da F diyelim. OFA üçgeni ile OFA üçgeni OFA üçgeni ile BTA BTA üçgenlerinin benzer olduğunu anladık hemen değil mi? Güzel. Hatta ve hatta neyi gördüm sevgili arkadaşlar? Bak 1'e 2, 1'e 2 oranları var. Şimdi ben buradan nasıl gidebilirim? Şu AB uzunluğunu bulsam OA'yı bulmuş olurum. OB'yi bulmuş olurum ki bunu bulmam çok kolay. Neden? OA'nın karesi bak 2'nin ve 4'ün karesi. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. OA kaç çıkıyor sevgili arkadaşlar? 2 kök 5 çıkıyor. Şimdi bak ben bu arkadaşı şöyle yapmadan önce de bu 1'e 2 oranındaki üçgenlere alışın artık. Çünkü birazdan lömbür denek bunu da öyle çözeceğim. Bak sevgili arkadaşım. 3, 4, 5 üçgenini çizerken de öyle oluyor. 30 derecelik. 1 birim, 2 birim ise kök 5'tir. Yani 1 kök 5 katıdır. Bak şu arkadaş buranın kök 5 katı oluyor. Hipotenüs bunun kök 5 katı. Ve iki parçaya böldüğü için de kök 5'e kök 5 olur.
Sen böyle Pisagor'la da bulursun şey Pisagor bağıntısıyla. Ya da işte küçük halinin 1'e 2 kök 5 olduğunda da 2 4 o zaman 2 kök 5. Kısa kenarın kök 5 katı olduğunu bilirsin. Ki bak aynısını şurada kullanacağım. Hiç Amerika'yı yeniden keşfetmeden. Aynı üçgen, benzer üçgen ne dedik? Hipotenüs kısa kenarın kök 5 katı. Yani AB eşittir TA çarpı kök 5. Kök 5 katı. Bu arkadaş kök 5 bulduk. Kök 5 ile de çarp. Buyur sana 5. Bak soruyu bitirdik. Burası 5. Burası 5 ise burası da 5. Burası 5 ise B ortaya çıktı. 0'a 5 noktası. Geçmiş olsun. O zaman G ağırlık merkezini yaz. Bu 0'a 0. Bak aldık. Aldık. Hop aldık. Değil mi? Doğru. Bütün x'leri topla 4 bölü 3. Bütün y'leri topla 0, 7, 7 bölü 3. Geçmiş olsun. Şuna a demişti, buna b demişti. B eksi a. 7 bölü 3 eksi 4 bölü 3. 3 bölü 3 bu da 1'miş. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Test ol yani. Tamam. Harika. Şeylerden yani uzun uzun işlem yapmamak için 1'e 2... Yani benzerlik yapıyorsun yani. Tamam 1'e 2 bir oran görünce. Hatta yeri geldiğinde bu adam sana burayı 40 diyecek, burayı 80 diyecek. Tutup da bunun karesi, bunun karesi demeyeceksin. Buraya 40 kök 5 diyeceksin. Tamam mı? Arazi soracak falan filan. Burası 40 kök 5 lömür denek yapıştıracaksın. Yoksa kim 80'in karesi, 40'ın karesiyle uğraşır? 7 ile devam ediyorum. Elde edilen analitik düzlemde modellenmiştir. D1 doğrusu A ve B noktalarından, D2 doğrusu O ve C noktalarından geçmektedir. Aslında gördüğümüzü teyitlemiş vermiş. Buna göre iki doğrunun eğimleri arasındaki farkın mutlak değeri kaçtır? Arkadaşlar yine en sevdiğimiz, bak bu şeyleri kaçırma. Vatandaş sana şöyle bir şey verdiğinde, özdeş bunlar değil mi? Bak özdeş bloklar. Bak şunlar A, A, A ise kısa kenarı buldum. Şurası da bence 3A. Bence diyorum bak. Neden? Çünkü bak 1, 2, 3. 3 tane A var. Bunu asla kaçırma. Gel seninle biz her yani şu uzun kenarı 3A oldu. Ne yapacağım? Bak OC'nin MOC ne kadar arkadaşlar? Şuraya T diyelim. CT bölü OT değil mi? Aynen öyle. Eğimi o. Bak CT'de ne görüyorsun? 1, 2. Biz buna 3A dedik. 6A. Bölü hop hop. Burada ne görüyorsun? 3, 6, 7 A. Değil mi? Geçmiş olsun. M, O, C. 6 bölü 7 çıktı. Mutlak değerlerine sor. Şimdi bu arkadaş için ne yapacağım? Bak bu arkadaşın da dik üçgeni burada. Değil mi? Dik üçgeni burada. Burasına kadar bak. 3, 4, 5. 5 A. Bölü. Buna da ne dedik? M, A, B diyelim. Burası 5A. Bak şurası kaç? 3A. Lümbürüp lümbürüp. Bu da 5 bölü 3 çıktı mı? Çıktı hocam. Neyi soruyordun? Eğimler arasındaki farkın mutlak değeri. Farkları ne kadar? Şuraya yapalım. 6 bölü 7 eksi 5 bölü 3. 3 ile genişlet. 7 ile genişlet. 18 bölü 21. 35 bölü 21. Farkları da ne oluyor arkadaşlar? 17 oluyor değil mi? 17 bölü 21. Mutlak değeri sorduğu için pozitif dedik yani. C'yi de işaretledik 7'ye. 8 ne demekte? 8 için biraz şey çizeceğiz ya. Tamam. Şekildeki dik koordinat düzleminde ABCDEF düzgün altıgendir. Düzgün altıgen. P noktası BC kenarının orta noktasıdır. Güzel P orta nokta. B noktası da arkadaşlar şu arkadaş 2 kök 3'e 0'mış. Bak bu şu demek. OB uzunluğu 2 kök 3 demektir. Hemen söyle bana FB uzunluğu, Fenerbahçe uzunluğu da arkadaşlar 4 kök 3'tür değil mi? Hemen anladın zaten. Çünkü bu bunun yarısı. Altıgen. Tamam. Ordinatı aşağıdakilerden hangisidir? K'nın ordinatı. Şimdi arkadaşlar ben bunu başka bir yerde de çözmüştüm. Hatırlıyorum. Ya 11. sınıf ya da 12. sınıfın kazanım kavrama testlerinde vardı. Mezunlarda da olabilir. Değişik değişik stillerle çözdüm. Şimdi burada da başka stil çözeceğim. Ben buradan P'nin koordinatlarını bulacağım. A'nın da bulacağım. Daha sonra
Bunu şeye göre böleceğim arkadaşlar. K'yı nasıl böldüğüne göre, tamam, K'nın da koordinatlarını bulacağım. Zaten bana ordinatını sordu. Yani analitik geometri deyince 100.000 çeşit çözüm olabilir. Biz şimdi bu çözümle bulalım. Hocam güzel söyledin de hadi bakalım bul bakalım koordinatlarını. Arkadaşlar yürüyorum. Şimdi bak öncelikle FBA üçgenine bir bakalım. FBA. Arkadaşlar şu arkadaş 120 derece mi? Artık tekrar tekrar söylemenin anlamını yok. Şey çünkü altıgen. Arkadaşlar 120 derecelik ikizkenar üçgenim var. Nasıl oluyordu? A köküç oluyordu. Değil mi? Bak FB uzunluğunu ne vermiş sana? 4 köküç. Demek ki şunlar 4 birimmiş. Harika bir şey yakaladım. Arkadaşlar bir kenarım benim 4 birimmiş. Eğer bu arkadaş 4 birimse de bu durumda P noktasının bak ordinatını şu uzunluğun 2 olduğunu anladım. Doğru mudur? Değil mi? Yarısı çünkü. 4'ü yakaladıktan sonra. O zaman P noktasını yaz. Zaten bu arkadaş 2 köküçtü. 2 köküç E 2. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Sevgili arkadaşlar tekrar ediyoruz. 2 köküç E 2. Tamam. Allah'tan ordinatıyla uğraşacağız. Bak burada şey var. Arkadaşlar A'yı da çok kolay bulurum. Şimdi bir kenarını 4 buldum ya. En uzun köşegen, bak buna EB de dahil. En uzun köşegen altıgendi. Bir kenarım A iken 2A kadar değil miydi? Evet. DA uzunluğu sevgili arkadaşlar 8 birim mi bunlar? Santimetre değil değil mi? Birim. 8 birim olmaz mı? Evet hocam olur. Şimdi sevgili arkadaşlar, ha şeye bile gerek yok ya. Ona bile gerek yok. Bak şuranın 30 derece olduğunu da görüyorsun. 60 derece, 90 derece. Şu arkadaş 30 derece. 30, 60, 90 üçgeni var. AB 4 birimse OA'nın 2 birim olduğunu da anlarsın. Güzel. Şimdi bana A'nın koordinatlarını söyle. A'nın koordinatları da arkadaşlar 0'a eksi 2 değil mi? Güzel. Şimdi bak bu arkadaşları sıkı sıkı bir sıralayalım önce. Tamam mı? Hocam bunları buldun da ne işe yarayacak? Sevgili arkadaşlar şimdi bak burada da çok güzel bir üçgenim daha var benim. Şuraya da O verilmiş. Buna M diyeyim ya, merkez. Bak ben burada harika bir şey görüyorum. Lümbür. Şöyle bir şey görüyorum. M, O, B, P. Gördün mü? Ne var burada sevgili arkadaşlar? Bir kelebek var değil mi? Tales üçgenleri. Şunlar, evet, şöyle yapalım. Aynı olsunlar. Bunlar da aynı üçgenler değil mi? Doğru. Arkadaşlar burasını 2 birim dedik mi? Dedik. Bak burası da benim tam altıgenin merkezi. Toplamı 8'di. Burası 2, burası da 2. Zaten buradan bile görüyorsun. 2, şurasını da 2 bulduk. Burası da 2. Burası da 4. Arkadaşlar 2 arkadaş birbirlerine benzer. Benzerlik oranım da 1'e 2. Yani K'ya 2K değil mi? Harika. Ben zaten... O yanlış oldu ya bu. Bu A olacaktı. Sevgili arkadaşlar özür. Bu A olacaktı tamam mı? M, A, P, B. Çok da önemli değil. 2K. A'nın neydi? 0'a eksi 2 idi. Bu arkadaş kaçtı arkadaşlar? 2 köküçe 2 idi. Harika. Şimdi ben bu arkadaşın K noktasının sevgili arkadaşlar ordinatını bulmak istiyorum. Şunu bulmak istiyorum. Nasıldı? Bak K'ya 2K bölünmüş. Şeye gel şimdi. Ordinatlar farkına gel sevgili arkadaşım. Bak 2'den eksi 2'ye kaç var? 4 var. 4 3K'da gitmiş. 3K'da. K'da ne kadar gider sevgili arkadaşlar? 3'te 1'i kadar gider. 4 bölü 3. 2'den eksi 2 küçülmüş. 2'den 4 bölü 3'ü çıkartacağım. Bu arkadaş 6 bölü 3 eksi 4 bölü 3 buyur sana 2 bölü 3 olur. Şu arkadaşın K'nın absisi arkadaşlar 2 bölü 3'tür. Şeyi sen söyle absisi köklü möklü bir şeyler çıkar yani. Anlaştık mı? Anlaştık. Sanırım ben bunu şeyden de çözdüm. Bu MB'nin denklemini falan yazdım. Oradan da çözersin. Analitik geometri sonuçta yani. Bir sürü sana fırsatlar veriyor. 2 bölü 3'ü bulduk. Gönül rahatlığıyla işaretledik. Tamam.
Tamam mıyız arkadaşlar? Güzel. Yani çeşit çeşit yollardan gidebilirsin. 9 diyor ki A noktası verdim ben sana diyor. Versin bakalım şuraya mı çizelim? 0'a eksi 12 oraya çizemeyeceğiz. Oraya sığmaz o arkadaş. Buraya sığar mı? Sığar be gel. Hadi gel burada çözmeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar. 0,18 şöyle çizerim. Şurası x. Şurası da y. Güzel. 0'a 18. 0'a 18 burasıdır. Değil mi arkadaşlar? Kim noktasıymış? Bu A noktası. Güzel yazdım. B noktası 0'a eksi 12. Bunu da böyle bir yere yazalım. 3 parçaya böyle bakayım. Tak tak. Eksi 12. Bu da B noktası. Güzel. Arkadaşlar noktalar ile 4. bölgede bulunan bir PC noktası alınıyor. Tamam burada alacağım. AC ile BC birbirine dik ama. Öyle bir şey alacağım ki. Hop şöyle bir şey aldım. Güzel gayet güzel aldık. Tamam. Bu da C noktası olsun. Tamam. Ağırlık merkezi x ekseni üzerinde. Ağırlık merkezim burada olacakmış arkadaşlar. Bir ABC üçgeni çizilecek. Hem dik olacak hem de ağırlık merkezim de burada olacak. Buna göre C noktasının koordinatları toplamı nedir? C'nin koordinatlarının peşindeyim arkadaşlar. Hadi bakalım bismillah bulalım. Arkadaşlar ağırlık merkezi demek ne demek? Hop şöyle bir şey demek. Ağırlık merkezi denen olay kenarortay demek değil mi arkadaşlar? Evet. Şu arkadaş kaç birim? Hocam 30 birim. Değil mi? Eksi 12, 18, 30. Demek ki bu arkadaş 15, 15 bölecek. Bak 18 burada. Şurası kaç oldu? 3 oldu. Bak eksi 15, 15 oldu. Güzel. Ha ben bu arada şeyden giderim ya. Şu G'yi çizelim. Arkadaşlar G'nin koordinatlarını bana bir söyleyin. Öncelikle onu bir yazalım. Şu B'nin bak mesela B'nin koordinatları 0'a eksi 12. Şu arkadaş da 0'a 18. Zaten bana söylemiştin. C'yi bilmiyorum. G'nin koordinatları arkadaşlar bir x'i var bu arkadaşın. Y'si kaç? 0. Doğru mudur? Doğrudur. Arkadaşlar ben direkt şu arkadaştan da bulabilirim. Bak şu B ya A'ya B diyelim. B nedir? Y'lerin toplamının 3'e bölümünüdür. 18 eksi 12 artı B bölü 3 eşittir 0 olacak. 0 olacağı için B'yi kaç bulurum sevgili arkadaşlar? Eksi 6 bulurum. Ha bak bu güzel oldu. Burası eksi 6'ymış. Hatta ve hatta işimi de kolaylaştırdı bu benim. Burası tam da şeye geldi bak tam ortaya. Şurası eksi 6'ymış. Güzel gayet güzel bir gelişme bu. Aa bir dakika ya. Buradan bir sürü şey kolaylıkla bulurum ben bunu. Oho. Arkadaşlar başka numara yapmama gerek kalmadı ya. Şimdi benim aradığım mesafe şurası değil mi? X mesafesi şu A dedim mesafesi şu kadar değil mi? Öklit'le çözeceğim ya. Şu H olsun. H kare eşittir. Bak nasıl böldü? Şurası 6. 6. Şurası da 9, 15, 24 olmadı mı? Evet 30'a doğru bölmüştü. Katılıyor musunuz arkadaşlar? Bak şurası eksi 6'yı bulduktan sonra sorun çözüldü. Şurası 6 birim. Şurası da 24 birim. Öklit yapıyorum yani. Bunda da nasıl çözerim? Alırım karekökünü. H eşittir. Arkadaşlar bak burada şöyle yaparım. Asal çarpanlarını ayırmak nasıl işe yarayacak bak. 2 çarpı 3. Bu arkadaş da 2, 2, 2, 3. 8 çarpı 3 yazdım. Bak ikişerli gruplar halinde dışarıya at bunları. 2, şunlar, şunlar 2. Şunlar da 3 olarak dışarı çıktı. H kaç oldu arkadaşlar? 12 birim. Geçmiş olsun. Şu H dediğin mesafe şu uzunluk. Yani şurası 12 noktası. Yani bu arkadaşın absisi. Abisi. Anlaştık mı? Harika oldu ya. Hiç başka şeylere dalmadık bile. Koordinatlarını toplayıver bir zahmet. 12 ile eksi 6'yı toplarsak ne olur arkadaşlar? Tabii ikisine 6 olur. Aa 9'a da 6 B dedik arkadaşlar. 10'la testi tamamlayalım. 10. soru ne diyor? 10. soruyu da daha önceden çözmüştüm. Bayağı bir
şey olmuştum arkadaşlar, ya nasıl çözeceğiz falan filan. Neden biliyor musunuz? Ben dış açı ortayı sevmiyorum da o yüzden. Anladın, dış açı ortayla çözeceğiz. ABC üçgeninde bu arkadaş eksi 1'e 3, bu arkadaş 3'e eksi 5, bu arkadaş da 9'a eksi 17. Güzel. Söylenmiş, verilmiş. 55 derece, 70 derece verilmiş. Buna göre diyor arkadaşlar, BD bölü AB. BD. Tamam, BD'de. BD şurası bölü AB. Ya arkadaş, nasıl çözeceğim? Sanki şöyle gibi oluyor değil mi? B'nin koordinatlarını bir bulalım, değil mi? Sonra AB mesafesini, sonra BD mesafesini. Hiç de kazın ayı öyle değil arkadaşlar. Bak, olaya bak. Şunu bir uzatalım. Uzattık. Güzel. Bunu uzatındığında ne görüyorsun? Bak, burası doğru açı oldu artık. 55, 70, 55. Burası da 55 kalıyor arkadaşlar. 70'den sonra 110 kalıyor ya. Ha. O zaman ne diyoruz? BC dış açı ortay. Hocam ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar şunu diyorum. Bak şu üçgenin BDA üçgeninin ABD diyelim. ABD üçgeninin dış açı ortayıymış bu arkadaş. Şimdi dış açı ortay teoremini yazacağım bak. Dış açı ortay teoreminde ben şöyle aklımda tutuyorum arkadaşlar. Mevzu bahis üçgen bu ya. Bak, mevzu bahis üçgen bu. Bu arkadaş da açı ortay. Buradan çıkmış, buraya gelmiş. Ben bunu şöyle yazıyorum bak. Üçgenimin kenarları üzerinden bu noktaya ben iki şekilde giderim. Böyle, böyle giderim. Ki ben ona şöyle derim. AB bölü AC bölü yürüdüm ya. Eşittir derim. Bir de şöyle giderim. Böyle, böyle yürüyerek giderim. Üçgenimin kenarlarını kullanarak. Bu da BD bölü DC'dir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Şimdi sevgili arkadaşlar, gelin şunu bir karar verelim. Şimdi hocam buradan niye bunu yazdık? Bak BD bölü AB. Arkadaşlar oranı orantı yazdım. Bu arkadaşın bu arkadaşa oranı, bu arkadaşın da bu arkadaşa oranına eşittir. Yani BD bölü AB'nin peşindeyim ya. BD bölü AB eşittir DC bölü AC. Yani aslında ben DC bölü AC'yi bulsam, DC bölü AC'yi bulsam soruyu çözüyormuşum ki zaten bak bu arkadaşların koordinatları da belli. Değil mi? Güzel. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar AC'yi, DC'yi bulacağım. Önce DC'yi bulalım. Bak gel DC'yi şuradan dik üçgenini oluştur. Hemen şöyle dik üçgen yapıyorum. Y'ler farkı, X'ler farkına bak. 3'ten 9'a. Şurası 6 birim değil mi arkadaşlar? 6. Eksi 5, eksi 17. Burası da 12 birim mi? Bak sevgili arkadaşım. Ben sana şurada 6. soruda bir sürü nutuk çektim ya. Şöyle olacak, böyle, şöyledir, böyle. Bak burada nasıl işine yarayacak? Yine 1'e 2 dik üçgene denk geldin. Arkadaşlar yine tekrar edelim. Burası 1, burası 2 ise şurası kök 5'tir. 1, 2, kök 5 dik üçgeni. Hani 1, 2, kök 3, 30, 60, 90 üçgeni, 3, 4, 5 üçgenleri varsa bu da 1, 2, kök 5. Çünkü böyle bir dik üçgenin büyüğü de küçüğü de aynı. Arkadaşlar hipotenüs kısa kenarın kök 5 katıdır. Bak hipotenüs yani DC kısa kenar 6'nın kök 5 katıdır. Konu kapanmıştır benim için. Tutup 6'nın karesi 12'nin karesiyle uğraşma. Sen uğraşıyorsan da bul bak bunu bulursun. Tamam mıyız? Tamam. Bak aynı hikayeyi şimdi AC için uğraşacağım. AC'ye de gel bak. AC'ye de dik üçgen yap. Ben olaya hakim olmak için dik üçgen yapıyorum. Sen hemen x'ler y'leri görüyorsan kabul. Şimdi buradan sevgili arkadaşlar x'ler farkına bak. Eksi 1'den 9'a 10 birim değil mi? Güzel 10. Y'ler farkına bak. Eksi 17'den 3'e 20 birim. Bak yine 1'e 2. 1'e 2 çıktı. Sevgili arkadaşlar ne olacak? Az önce izah ettim. Bu arkadaş da 10 kök 5 olacak. Tamam mı? Bak ne kadar kolay oluyor. AC. AC'ye de 10 kök 5 dedik.
Bana neyi soruyordu? DC bölü AC. Bak zaten altını çizmişim. Bunu kesir olarak kullanalım. Bunu Nobel diyor. Kök 5'lerle vedalaş. 6 bölü 10. Buyur sana 3 bölü 5 olur. Anlaştık mı arkadaşlar? Bence anlaştık. A'yı işaretledim. 10A. Böyle kocaman sayılar gördüğünde minyatürüyle uğraş. Arkadaşlar insanlık yani bir şeyin minyatürünü yaparlar. Bir şeyin minyatürünü yapıyorsan kendisi de yapılabilir diye de bir söz bile vardır yani. Maketi yapılan her şeyin gerçeği de yapılır yani. Minyatürünü oluştur, daha sonra büyüğüne geç. Biz zaten minyatürüyle çalışmasak bu kadar geometri, çizimler, değil mi? Teknik çizimler falan niye yapılıyor olsun ki? Küçüğünü modelleriz, belli bir ölçekte küçüğü. Haritalar nasıl çiziliyor? Değil mi? Haritalar çiziliyor, dünya haritaları, Türkiye haritaları. Belli bir miktar küçültülerek benzerlik kullanılıyor. Bu kadar küçülttüysen bütün büyüdüğünde de kenarlar o oranda büyür arkadaşlar. Evet, fazla nutuk da çekmiyor. Sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.